Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber Tonguç Evren'in benim acayip bomba, acayip önemli, acayip temel, acayip temel 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 bir konu yapacağız. Gerçekten temel 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 diyorum. Gerçekten matematikte her yerde karşımıza çıkacak. Her dakika karşımıza çıkacak ve bu konuyla bu konuyu anlarsak eğer matematik temelinin en büyük aşamasını halletmiş olacaksın. Hazır mısın evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Üstü ifadeler konusu çok kapsamlı. Her sene gördüğümüz bir türlü peşimizi bırakmayan, bir türlü bizi yalnız bırakmayan bir konu gerçekten. 5, 6, 7, 3 sınıfta da gördük bunu ve senle beraber bugün göreceğimiz konular aslında bu üstü ifadeler konularının 5, 6 ve 7. sınıfta gördüğümüz kritik kazanımları. Yani aslında tekrarını yapacağız üstü ifadeler konusunun ve 5. sınıfta mesela doğal sayıların karesi kübünü görmüştük. 6. sınıfta üstü sayıları görmüştük. Ee, aynı zamanda 7 sınıfta tam sayıların kuvvetleri, üst sayıların genel kurallarını görmüştük. 7 sınıfta tam sayıların kuvvetleri ve rasyonel sayıların karesi kübünü görmüştük evladım benim. Bunları Tekrar ettikten sonra biz 8. sınıftaki üstü ifadelerin genel kurallarını, bomba kurallarını, çarpmasına, bölmesine, bayağı karışıklarına, üstün üstü kurallarına falan filan hepsine ancak geçebileceğiz. Yani bunları tekrar etmezsek burada temelimiz zayıf olur. Dolayısıyla biz seninle beraber şimdi Milliyetin Bakanımızın söylediği kritik kazanımları tekrar edeceğiz. Mükemmel bir şekilde bu konuyu atacaksın. 2 üzeri 3. Altı hocam. Ah patladın işte. Herkes öyle düşünüyor. 2 üzeri 3, 6 diye düşünüyor. Hayır 2 üzeri 3, 8. Şimdi onu da göstereceğim. Merak etme sana. Harikasın ama herkesin yaptığı hata bunlar ve senle bu hataların hepsini halledeceğiz hiç merak etme evladım benim. Ve bu arada ödevini hemen baştan vermek istiyorum biliyorsun ödevsiz bir öğrenci balkonsuz bir eve benzer diyorduk sana hep. Dolayısıyla ödev mutlaka olmalı ödevde ne olacak hemen sana göstereyim 7'den 8'e hazırlık kitabımızdan veriyoruz evladım benim ödevimizi. Tam sayıların burada hemen 5. sınıf tekrar ile başlıyoruz. Burada üstlü sayılar konumuzla bağlantılı beşinci sınıf bir doğal sayının karesi kübü beşinci sınıf tekrarını yapıyoruz evladım benim. Ardından üstlü sayılar konusunda altıncı sınıf tekrarını yapıyoruz evladım benim. Ardından yedinci sınıf tekrarına geçiyoruz. Tam sayıların kuvvetleri burada iki tane testimiz var. Hatta pardon çok özür dilerim üç tane testimiz var. Çok değerli çünkü bu konuların temeli oluşturacak ileride ve sekizinci sınıfta çok kullanacağız bunları. Bunları da yaptıktan sonra. Ee, çok pardon hatta dört tane testimiz varmış. Bunları da yaptıktan sonra toplamda altı tane testle bu işi noktalayacağız. Üstü ifadeleri noktalayacağız. Ve ödevlerinin hepsini sana yeni nesil matematikten de ödev vereceğim sana bu arada. Ödevlerin hepsini sana bu setimizden vereceğim. Şimdiden duyurmak istiyorum. Lütfen programını odanın duvarına as evladım benim. Eğer kitap e, setimizin içerisinden çıkan hazırlık programını kullanıyorsan da ondan da ilerleyebilirsin. Aynı özellikle hiç merak etme diyorum. Seninle beraber o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Müzik Şimdi hemen seninle beraber 5. sınıfta gördüğümüz konuyla başlayalım. Bir doğal sayının karesi kübü. Şimdi biz 5 çarpı 5 yazacağımıza. 5 beş çarpı 5'i böyle yazacağımıza. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? 5 yazıyoruz. Üzerine ufacık minnacık 2 yazıyoruz. Bu şu demek aslında. 5 üzeri 2 veya 5 üssü 2 veya 5'in karesi şeklinde farklı farklı okunabiliyor. İstediğin gibi okuyabilirsin. Ama üssü sayılar ya 5 üssü 2 de diye okuyabilirsin. Hani üssü sayılar olduğu için. Buna üssü sayı diyoruz biz. Şimdi bu iki tane olduğu için buraya iki yazdık aslında. Yani bu iki ya o yüzden buraya iki yazdık. Şimdi bunu nasıl okuyorduk? 5'in 5'in tabii biz karesi kübü konusunu öğrendiğimiz için 5'in karesi diye okuyabiliyoruz. Veya veya 5 üssü üssü 2 bu da aklına dursun ikisi de olabilir. Bunu peki ne yapacağız? Şimdi 5'in karesini 5 x 5 diye düşündük. Peki 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç tane var evladım benim burada? 3 ee, tane. Harikasın. İşte bu 3 tane olunca da 2'nin 2'nin 3. kuvveti yani 2 üssü 3 oluyor. Bunu ama biz nasıl okuyoruz? Havalı olsun diye 2'nin 2'nin kübü diye okuyoruz evladım benim. İkinin kübü diye okuyoruz. Dolayısıyla aslında küp kavramı geliyor burada. 3 üç, üç olduğundan dolayı bunu tabii iki üssü, iki üssü, üç diye de okuyabiliyoruz. Şimdi bunların hepsini tekrar teker hesaplayalım. Bakalım beş kere beş. Yirmi beş. Harikasın bravo diyorum sana. Peki iki üssü üç. Altı. Harikasın. Yine aynı hata yaptım ama dikkat et bak. iki üssü üç aslında iki çarpı iki çarpı ikidir. Altı değildir. Dolayısıyla bak iki çarpı iki dört. 4 kere 2 8'dir. Dolayısıyla 2 üssü 3'ün de 8 olduğunu bilelim. Yani 2'nin kübünün 8 olduğunu bilelim. Aklında bunu tut bakalım. O zaman hemen bakalım sen böyle birazcık alıştırma yapalım. Aşağıdaki sonuçları sonuçlarını bulalım demiş. 5 çarpı 5 çarpı 5. Bir kere bu 5'in kübüdür. Peki biz nasıl hesaplarız? 5 kere 5? 25 hocam. Harika. 25 kere 5 de 125 olduğu için 5'in kübü 125'tir diyebiliriz Bak 7'nin karesi bak okuyorum 7'nin karesi 5'in kübü 7'nin karesi. 7 çarpı 7'dir. 7 kere 7 de 49'u bitti bu kadar. Şimdi sana böyle bir karıştırma yapalım bakalım. 9'un karesi 9 kere 9 e 81. Harikasın. -4'ün kübü 4 kere 4 16 16 kere 4 64. O zaman 81 64'ten de cevabımızın 17 olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bomba bir soru çözelim seninle beraber. Gerçekten önemli bir soru tarzı. E, özellikle yeni nesil dediğimiz hani biz neyi öğrenmeye çalışıyoruz? Tabii ki yeni nesil sorulara matematikten alışmamız gerekiyor. Hemen seninle beraber bakalım mesela bu soruya. Kare demiş. İçine yazılan sayının karesini alır. Örneğin 3'ü yazmış içine. Ne yapmış? 3'ün karesini almış. 9 demiş. Aynı zamanda içine yazılan sayının da kübünü alır. Bak bu küp şekli görüyorsun. O zaman 2 almış içine kübün. O zaman 2'nin kübünü almış eşittir 8 demiş. İşte bu kadar. O zaman bize bu nedir diye soruyor. Bak 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 kurgu yapmış, örneğini vermiş. Bize bunu soruyor. Ne yapacağız o zaman? Hemen ise sen çözebilirsin ki tabii bu izleyenler de çözebilir. 6'nın ne yapacağız? Kübün içinde yazıldığı için kübünü yazacağız. Eksi diyeceğiz. Bak burada eksi işareti var. Eksi. 11'inde nesini alacağız? Karesini alacağız. ...harikasın, karesini alıyoruz evladım benim... ...doğru, 11'in karesi de... Cevap ...çıkartacağız, şimdi hadi bakalım... ...senle beraber yapalım, 6'nın kübü... ...ya 6'nın kübü nedir? 6 çarpı 6 çarpı 6'dır... ...6 kere 6, 36... ...36 kere 6, yuh... ...216, eksi... ...11'in karesi, 11 çarpı 11'dir zaten... ...11 çarpı 11 zaten... ...121'dir, hop... ...bunlar birbirlerinden çıkartınca... ...95 çıkıyor, doğru cevabımız... ...işleminin sonucunda 95 bulmuş olduk... Şimdi geldik artık altıncı sınıf tekrarına. Hayırlı uğurlu olsun. Artık üssü sayı ifadelere geçiyoruz. Üssü sayılara geçiyoruz. Şimdi burada üssü sayıda mesela 3 üzeri 5. Bak güç bende diyor. Neden? Çünkü aslında 3'ün 5. kuvveti demek bu. Yani bu 3'ün kaç defa yan yana çarpılacağını gösteren gösteren asıl gösterge. İşte o yüzden üslü ifadeler diğer sayılara göre çok büyük sayılar oluyor genellikle. Mesela 2 üzeri 10 1024 yuh 2'nin ya 2'nin 10. kuvveti yazıyor 2 i̇ki, ile 10'u çarpsam bile 1024 etmez 2 kere 10 şey yapar e, 20 eder hayır işte bunun cevabı mesela 1024 çıkıyor yuh işte bunun gibi genellikle üstü ifadeler kuvvetli sayılar oluyor o yüzden bazen ne yüz? Üçün beşinci diyoruz 3'ün 5. kuvvet diyoruz 3'ün 3 üstü 5 diyoruz 3 üzeri 5 diyoruz ve burada da farklı farklı seçeneklerimiz oluyor. Mesela 3 üssü 5. Şimdi 3 üssü 5'i söyleyebilmek için 3'ün 5 kuvvetini anlatabilmek için şöyle yapıyoruz: 5 tane 3'ü yan yana çarp. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Dolayısıyla 5 tane 3'ün çarpımıdır diyebiliriz 3 üssü 5'e. Peki kaçtır? Hemen senle beraber bulalım bakalım. 3 kere 3, 9. Harika. 9 kere 3, 27. O harika. 22 kere 3. Error verdim hocam. Evet birazcık error verdin gerçekten de. 20 kere 3 81. 81 kere 3 de 243 ediyor. Dolayısıyla burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. E, çarparken teker teker çarpalım rica ediyorum. Yani buradan başlayıp bir kere bir kere bir kere bir kere. Çünkü öbür türlü hata yapılma ihtimalimiz var. Peki bir de üst sırada bazı temel kurallar var. Mesela 5'in birinci kuvveti. 5'in e, birinci kuvveti nedir diyeceksin. Bak şöyle bir mantık var. Her sayının birinci kuvveti kendisidir. Mesela ben sana bir soru. Ee, öküz. Hmm. Harika harika. Çok güzel gerçekten. Güzel ses çıkartıyorsun. Öküzün birinci kuvveti evladım benim dana. Hayır ne alakası var danayla? Öküzdür bravo diyorum sana. Çünkü her sayının birinci kuvveti kendisidir. Unutmayalım. Dolayısıyla beşin birinci kuvveti de beş oluyor evladım benim. Mesela birin yüzüncü kuvveti birdir. Neden bu nereden çıktı? Bundan, nereden çıktı diyeceksin? Çünkü birin orangutan kuvveti, birin öküz kuvveti, birin dana kuvveti hiç fark etmez. Birin her kuvveti birdir diyoruz. Bu da özel bir kural. Yani birin e, birin üzerinde domates de yazsa Orangutan da yazsa sonuç 1'dir diyoruz. 100 de yazsa 1000 de yazsa hiç fark etmez sonuç 1 diyoruz. Bu özel kuralları da aklımızın bir köşesinde tutalım diyoruz. Geldik o zaman hemen sana böyle birazcık işlem yapalım. 4 üzeri 3 bölü 2 üzeri 5 artı 3 üzeri 4 işlemin sonucu kaç demiş? 4 üzeri 3 bir kere 4 çarpı 4 çarpı 4'tür. 3 tane 4'ün yan yana çarpımı. Hemen hesaplayalım bakalım. 4 kere 16, 16 kere 4, 64. 2'nin 5. kuvvetini hesaplayalım bakalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'dir. Şimdi bu 4 üzeri 3'ü de böyle yazalım bakalım. Şimdi bak burada 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 6, e, 32 diyoruz. Hemen geldik 3'ün 4. kuvveti hesaplayalım. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. O zaman 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 22 kere 3 81 diyoruz. Bu da 3'ün 4. kuvveti. O zaman bir işlem yapacağız artık. Bitti canım. Ne var ki? 64 bölü 32 artı bir de 3 üzeri 4, 4 81 vardı. Bu ikisi birbirine böleriz. Bölme öncelikle 2 çıkar. 2 artı 81'den cevabımızın 83 olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet Cix bir soru çözelim seninle beraber. Bak kare ve üçgen doğal sayılar olmak üzere demiş. Kare üzeri üçgen eşittir 64 olduğuna göre toplamı kaç farklı değer? of soruya bak. Kaç farklı değer bir tane değilmiş demek ki. Kaç farklı değer alabilir diye bize soruyor. Gerçekten cix soruymuş. Evladım benim e, senin böyle cix e, şeylerin var mı, tişörtlerin falan filan? Üzerinde Dana resim olan tişörtüm var. Harika, maşallah, maşallah. Ben de. ...üzerinde gerçekten de bir dana resmi olan tişört... ...ben de giymek isterim. Çok güzel olur. Sana da yakışır bu arada ders çalışırken de çok iyi olur. Gerçekten de cix bir tişörtmüş. O zaman bakalım hemen ciks sorumuza bakalım. Şimdi bak bir sayı var üzerinde başka bir sayı var. Eşittir 64'müş. Hay Allah nereden çıktı böyle bir şey ya? Bir sayının başka bir... Mesela kaç üzeri? Mesela hemen sana şunu söyleyeyim. Ee, mesela ikinin bir kuvveti olabilir. Ha, dördün hesaplamışlar. Dördün, dördün... Üçüncü kuvvetini hesaplayalım sana beraber. Bak dörtün üçüncü kuvveti dört çarpı dört çarpı dört. Dört dört on altı on altı dört altmış dört diye hesaplamışlar. O zaman bak aa buradaki bu arkadaşımız dört olabilir. Dört olabilir. Ve üçgen de üç olabilir. Bak bu ikisi bu dört bu da üç olabilir. Şimdi bu birinci seçenek. Peki başka bir seçenek olabilir mi? Evet var. Mesela ikinin evladım benim altıncı kuvveti de dört ediyor. Bunlardan bulacağım hocam ben diyeceksin. Şimdi burada şunu unutmayacağız. 64 mesela hem ikiye hem dörde bölünebiliyor ya. Oradan aklına getirmen gerekiyor. Burada mesela iki çarpı iki çarpı iki çarpı iki çarpı iki çarpı iki. İki kere dört, dört kere sekiz, sekiz kere dört, on altı, on altı kere iki, otuz iki, otuz, iki, otuz, iki kere, iki, otuz iki kere iki, altmış dört. İşte aynı sonucu veriyor. O zaman bu kare dediğimiz zımbırtı 2 olabilir. Üçgen de 6 olabilir. Bu başka bir seçenek. Peki başka ne olabilir dersek? Daha basit düşüneyim. 8'in karesi yahu. 8'in karesi 8 çarpı 8. Bu da 64'tür. O zaman aa, o zaman bak dikkat et. Bu arkadaşımız 4 olabiliyor. Bu arkadaşımız 3 olabiliyor. Bu arkadaşımız 8 e, olabiliyor. Bu arkadaşımız 2 olabiliyor. 8 üzeri 2, 4 üzeri 3. Bu arkadaşımız 2 olabiliyor. Bu arkadaşımız 6 olabiliyor peki bir şey daha var bir tane kıl bir şey daha var onu da bulabilecek misin bakalım bir abi? 1 üzeri 64 hocam Hayır bak dikkat et ama tersini düşün şimdi. Bak birin 64. kuvveti olmuyor. 1 üzeri 64 olmuyor. Neden? 1 üzeri 64 birin her kuvveti birdir. Ama 64 üzeri bir düşün. Harikasın ama çok yaklaştın gerçekten. 64 bu olsa bu da 1 olsa hemen sana yapayım. 64'ün birinci kuvveti kendisidir 64. Al sana. İşte doğal sayılar. Bunlar zaten doğal sayı süper. Her şey yolunda. O zaman 1 üzeri 64 değil de 64 üzeri 1 gerçekten buna uyuyor. O zaman kaç farklı değer olabilir? Bu ikisinin toplamından 7, bu ikisinin toplamından 10, bu ikisinin toplamından 8, bu ikisinin toplamından 65 oluyor evladım benim. 1, 2, 3, 4 farklı değer oluyor diyebiliriz. Harikasın sana. O zaman fantastik bir soru çözelim sana beraber. Bir laboratuvarda bulunan iki tüpe birer adet bakteri konmuştur demiş. İki tane tüpümüz var. Birer adet bakteri koymuşuz. O zaman burada bir bakteri varmış. Burada bir tane bakteri varmış. Tamam. Eyvallah. Sonra e, birinci tüpteki bakteri sayısı her saatin sonunda iki katına çıkarken ikinci tüpteki bakteri sayısı her saatin sonunda üç katına çıkmaktadır. Beş saat sonunda tüplerde bulunan bakteri sayıları arasındaki farkı bulalım bakalım demiş. Şimdi birinci tüpteki bakteri sayısı her saatin sonunda iki katına çıkıyor. Hemen yapalım bakalım. Şimdi bir kere e, bu arkadaşımız bir ...ne olacak? 2 olacak... ...sonra 4 olacak... ...sonra 8 olacak... ...şimdi kaç saat geçti? 1... ...2, 3, 4... ...5, 16 olacak... ...ve 32 bakteri olacak burada... ...o zaman burada toplam 32 bakteri oldu... ...şimdi burada da 3 katına çıkıyormuş... ...o zaman bu 3 olacak... ...sonra 9 olacak... ...sonra 27 olacak... ...sonra... ...1, 2, 3, 4... ...8... 81 oldu. Sonra da 243 oldu. İşte burada bakteri sayı arasındaki farklı olan 243 eksi 32. 243 eksi 32. Ya bunun üst sayılar ne alakası var diyeceksin. Bu göstereceğim şimdi. Bak bu ikisini çıkardığı zaman 211 çıkıyor. Tamam eyvallah. Ama burada üst sayılarla bunu yapmak daha önemli. Zaten sorularda genellikle böyle verir. Bunu nasıl yapacağız biliyor musun? Bak her zaman iki çıkıyor demiş değil mi? Bak hemen senle beraber iki çıkartalım. Şöyle yapalım. Şu renk bir kalemle yapalım. Burada dikkatine çıktığın zaman 2 üzeri 1 oluyor. Bir kere daha 2 üzeri 2 oluyor. Bir kere daha 2 üzeri 3 oluyor. Bir kere daha 2 üzeri 4 oluyor. Bir kere daha 2 üzeri 5 oluyor. 2 üzeri 5 tane bakteri oldu. Çünkü neden böyle yapmamız gerekiyor? Çünkü sınavda soruda bize 5 saat demeyecek arkadaşım 10 saat diyecek. O zaman sen 32 bir daha 2 ile bir daha 2 of ya, yani yamuluruz yani. Dolayısıyla şıklarda genellikle 2 üzeri 10'u bulacağız tak diye. Bak. 5. saatin sonunda kaç tane oldu? 2 üzeri 5 bakteri oldu. 2 üzeri 5 bakteri diyoruz. İşte ...15. saatin sonunda 2 üzeri 15 bakteri olacaktı. 2 üzeri 15 şey. Ben şu anda hesaplayamam, sen de hesaplayamazsın. Hesap makinesi yazsan patlar zaten hesap makinesi. Dolayısıyla çok büyük bir sayı. Dolayısıyla o yüzden mutlaka mutlaka... ...tabii böyle üst sayılara çevirmemiz gerekiyor. Mesela burada bir bakteri var. 3 üzeri 1. Bir kere çarptık. 3 üzeri 2. 3 üzeri 3. Sonra devam ediyor. 3 üzeri 4. Hop 3 üzeri 5. Bak yine 5 saatin sonunda 3 üzeri 5 oldu. Aynı bunun gibi işte... Bu da 3 üzeri 5 ediyor. O zaman bizim yapmamız gereken işlem aslında 3 üzeri 5'ten üzeri 5 çıkarmak. O da bunun yap, yap, yapılınca 211 çıkıyor cevabımız diyoruz. Fantastik bir soru gerçekten de. Sınavlarda soruları 5 saat vermiyorlar. 15 saat veriyorlar. 50 saat veriyorlar. Hadi bakalım yap işin içinden çıkabilirsin. Evet artık e, bu e, senenin bu 6. sınıfında son şeyine geldik. Basama, basamak kavramına geldik. Bak 10 üzeri 2 dediğimiz sayı. 10 üzeri 2 dediğimiz şey 10 çarpı 10'dur. 10 çarpı 10 100 hocam. Harikasın. 10 çarpı 10 100'dür diyoruz. Yani eğer ben 10 üssü 2 diyorsam 1'in yanında 2 tane sıfır olacak. Peki 10 üssü 5 diyorsam 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı of bir sürü şey. O yüzden diyor ki birin yanında 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır olur. O zaman diyorum ki demek ki burada kaç yazıyorsa burada kaç yazıyorsa 1'in yanındaki sıfırların sayısı ediyor bu. Yani bak sıfırın üstünde iki var görüyor musun? Sıfırın üstünde beş var. Sanki böyle sıfırdan 5 tane var. Sıfırdan iki tane var gibi düşün. O zaman o zaman hemen senle beraber e, bunun kaç basamaklı olduğunu söyleyeyim. Üç basamaklı değil mi? Bu kaç basamaklı? 1, 2, 3, dört, beş, altı basamaklı. Altı basamaklı. Çünkü başta da bir var. Bu da 5 tane sıfır demek. Bir, beş, sıfır, altı basamaklı olur. Bak buraya geldik. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Yirmi sekizle... 10 üzeri 6'yı çarpacağız. Bak 0'dan 6 tane var. 28'e 1'i çarp. 28 hocam harika 28 yanına da 6 tane 0 koy. 1 2 3 4 5 6. Kaç basamaklı bu? 8 basamaklı. Harikasın. 8 basamaklı bir sayı elde ediyoruz. Burada 312 x 5 312 ile 1'i çarptığımız zaman 312 yanına da 5 tane 0 koy. 1 2 3 4 5. Kaç basamaklı? 5 artı 3, 8 basamaklı ediyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Sayının sonunda onun kuvveti sayısınca sıfır vardır. Bunu da unutmayalım diyoruz. Ve artık bombaya geldik. 7. sınıf tekrarımıza geldik. 7. sınıf tekrarımıza çok basit. Hiç merak etme. 2 dakikada bitecek. Pozitif bir sayının çift kuvvetleri pozitiftir. Pozitif bir sayının tek kuvvetleri yine pozitiftir. Ama negatif bir sayıya gelince işler birazcık pazara gidiyor. Negatif bir sayının çift kuvveti Negatif hocam. Hayır işte orada patlıyorsun. Negatif bir sayının e, tek kuvveti negatiftir. Ama negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Dolayısıyla negatif sayıların çift kuvveti işte burası çok bomba bir yer. Bu bombayı bilirsen yeter. Zaten insanın aklına hemen senin söylediğin gibi negatif sayı bütün kuvvetleri negatif. Hayır öyle olmuyor. Şimdi negatif sayının çift kuvveti e, pozitife dönüyor. Dolayısıyla pozitif sayılarda basit olay. Yani mesela üçün üçüncü kuvveti. 27. ...artı pozitif 27. E, 2'nin dördüncü kuvveti artı 16. Bitti bu kadar. Ama negatif bir sayının çift kuvvetini aldığımız zaman... ...mesela eksi 3'ün dördüncü kuvveti. O zaman bu pozitif çıkıyor işte. 3'ün dördüncü kuvveti 81 olduğu için de artı 81 oluyor mesela. Burada mesela negatif sayının tek kuvveti yine negatif oluyor... Bak bunda problem yok. Tek kuvvette problem yok. Ama negatif sayının çift kuvvetinde böyle gerçekten bomba bir özellik var. Mesela eksi bir sayının tek kuvveti bu üç bir tek sayı olduğu için eksi oluyor. Ve üçüncü kuvveti sek, sekiz çıkıyor. Eksi sekiz çıkıyor. Peki burada bazı gerçekten mortanziş transe belli, bel, belli yerler var. Gerçekten önemli. Mesela burada bak. Eksi ikinin dördüncü kuvveti. Bu negatif bir sayı. Bunun da çift kuvvetini alıyoruz. Tamam o zaman pozitif çıkacak. Süper. İk, eksi 2'nin dördüncü kuvveti pozitif. 2'nin dördüncü kuvveti 16 olduğu için on artı 16. Ama burada, burada çok önemli bir şey var. Bu 4, bu 2'nin dördüncü kuvveti. Yani bu 4 negatif sayının dördüncü kuvveti değil. Bak bu 4, bu negatif sayının dördüncü kuvvetiydi. Yani bunlar beraberdi. Ama burada ise 2'nin dördüncü kuvveti. 2'nin dördüncü kuvveti kaçtır? 16. Harikasın. 16'dır. Eksi de var başında. O zaman cevabımız eksi 16'dır. Çok kritik, çok kıl bir şey. Ben de biliyorum ama buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet geldik o zaman seninle beraber birazcık sorumuza. Dikkat sorumuz var. Dikkat edin bak burada. Unutmayalım. Negatif sayının çift kuvvetleri pozitif. Bak negatif bir sayı var. Çift kuvveti o zaman bunun sonucu pozitif çıkacak. Birin elinci kuvveti kaç? Allah aşkına. Bir hocam. Harikasın birin her kuvveti biridir. bir üzeri öküz bir üzeri orangutan tebrik ediyorum hepsi biridir peki geldik o zaman bunun cevabı artı bir arada bir eksi arkadaşımız var onu unutmayalım sonra eksi ikinin beşinci kuvveti eksi bir sayının tek kuvveti dolayısıyla bunun sonucu yine eksi çıkacak eksi ikinin beşinci kuvveti 32 ediyor süper ondan sonra arada bir artı arkadaşımız var bunu da yazalım eksi birin tek kuvveti bak eksi bir sayının tek kuvveti. Dolayısıyla yine eksi çıkacak sonuç. Eksi. E, birin bütün kuvvetleri bir zaten. Evet bu şekilde hesaplayabiliriz. İşte burada eksi eksi artı eder sonrasında 33 e, art, e, artı artı eksi eksi eder. 33 eksi birden de 32 cevabımızı elde ediyoruz. Bravo diyorum size. Evet şimdi de geldik rasyonel sayıların karesi kübüne. Bunu da kullanacağız bu sene e, çalışmalarımıza çok dikkat edelim. 2 bölü 3'ün karesi. E, çok basit. Bunun payının da paydasının da karesini alırım yahu ne kadar basit. 2 bölü 3'ün karesi. 2'nin karesi? 4 hocam. Harika. 3'ün karesi 9 olduğu için 4 bölü 9 bitti bu kadar. Burada işte dikkat etmemiz gereken zımbırtı şu aslında. Eksi bir sayıysa ve çift kuvveti ise o zaman bunun sonucu pozitif oluyor. 3'ün karesi 9 4'ün karesi 16 artı 9 16 çok dikkat edelim. Çünkü rasyonel sayının karesi her zaman ama her zaman pozitif yani e, e şey pozitif olmak zorunda artus olmak zorunda. Geldik buraya 1 2'nin kübü 1'in e, bir, birin kübü nedir 1'dir 2'nin kübü nedir 2 çarpı 2 4 4 kere 2 8 1 8 bitti bu kadar. Ama eksi bir sayının Tek kuvvet olacağı oluyordu? E yine eksi oluyordu. Problem yok o zaman. O yüzden eksi bir sayının kübü eksi çıkar. Artı bir sayının kübü artı çıkar. Bitti bu kadar. Mesela ikinin kübü sekiz. Üçün e, kübü de üç üç dokuz dokuz yirmi yedi. O zaman eksi sekiz bölü ama eksisine dikkat edelim. Eksi sekiz bölü yirmi yedi diyoruz. Bu da bu kadar basit bir özellikti. O zaman hemen birazcık alıştırma yapalım ve bitirelim olayı. Mesela böyle bir e, tam sayılı kesir verilirse aa dur diyeceğiz. Hemen seni bir e, ee, bileşik kese Bununla bunu çarp sonra yukarıya ekle. Bir kere üç. Üç biri de elde dört. O zaman eksi dört bölü üçün karesi eksi eksi bir bölü üçün kübünü alacağız. Hemen yapalım. Şimdi eksi bir sayının çift kuvveti. O zaman ne olacak cevap? Artı olacak. Harikasın artı olacak. Dördün karesi on altı. Üçün karesi dokuz. On altı bölü dokuz. Şimdi eksi diyorum sonrasında. Sonrasında eksi bir sayının tek kuvveti e, yine eksi çıkacak. Süper. 1'in kübü 1'dir. 1'in her kuvveti 1'dir. 3'ün kübü de 3 üç kere 3, üç, 9 kere 3, 27, 27'dir diyoruz. işte bundan sonrasında işlem yapıyoruz zaten. 16 9. Bu eksi eksi artı etti. Artı 1 27 diyoruz. Sonra 3 de genişletiyoruz. 48 27 artı 1 27 eşittir. 49 27 doğru cevabımızdır diyoruz. Harikasın muhteşemsin. Hadi bakalım o zaman ee, bunların hepsini yapıp programa göre ilerlemeye devam ediyoruz. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere. Teşekkürler hocam görüşürüz.